İtibarını senin ya. Kedi, merhaba. Kedi mi? Adı neydi Poppy? Herkesin bir Poppy. Merhaba insan diyormuş adı. Şimdi bugünkü kitabımızın adı Mevsim Hep Sonbahar. Ne düşünüyorsun? Gel. Bu... Mia. Mia. Işığa ne diyorsun abi? Şunu arkadaşlar, şu ışıklara hiç gerek yok ya. Yani şey, şöyle kafayı mı kaldırsak diye düşün. Ya o şey... Sen orayı görmek istiyorsun biraz. Şöyle bir şey yapabilirim. Haa mesela. Abi küçük gözüksün istemiyorum. Şunu ben gözüksün istemiyorum. Bir tık girdiğinde şey nasıl yapıyor? Şu. Ne ama şey gözüküyor. Şöyle bir şey bak, İdil öyle oturacaksa ki böyle İdil öyle oturmayacak, İdil öyle oturacak. Tamam aynen. Senin kurumsal muhabbetin. Kesinlikle. Ama gitti ya. Şu yaparsam çok... kötü oluyor. Evet, yani, zaten kitabı da almıyor dikkat edin. İlla ki göstermek yok, için gösteriyormuşuz gibi yok, olmaz. Şimdi Masume'nin o an aşka anlatım biçimi beni gerçekten çok derinden etkiledi. Ya hadi git, hiç sigaranı gelen hadi. Hadi dalga geçiyorum hadi. Abi patronu kayıracağız yani. Başka yola. Hayatımda hep bu anı beklemiştim. Merhaba arkadaşlar, Havada Asılı Sözcükler kanalına hoş geldiniz. Bugün Aslı yanımda Serdar olması gerekiyordu ama saçını kestirdiği için ve kel kaldığı için onu bu videoda yer vermek istemiyoruz. Teşekkürler. Bugün Havada Asılı Sözcük... Şey neydi şeyin adı? Bu yayın bitmez. Sözcüklerin Ötesinde programının 5. bölümüyle birlikteyiz. Bugün kadın olmanın başlı başına suç sayıldığı Orta Doğu'dan gelen bir kadının hüzünlü hikayesini ele alacağız. İranlı kadın yazar Parinush Sani'nin Mevsim Hep Sonbahar adlı romanı bugünkü konumuz. 15 yaşındaki Masume'nin hiç tanımadığı bir adamla zorla evlendirilmesiyle başlayan buruk hikaye, 1979 yılındaki İran İslam devrimine ve o dönemdeki toplumsal atmosfere de ışık tutuyor. Vakit kaybetmeden başlayalım istersen. Şunu belirterek başlamak istiyorum ki Ayçe İdil Kırlangıcı konuk etmeyi biz planlamadık. Kendisi tepeden inme bir konuktur. Kayyum niteliğindedir. Patronun sevgilisi olduğu için burada. Müsamaha gösteriyor. Patronun sevgilisiyim de daha dün gece haber oldu buraya çıktığımdan. Hayır nasıl ya? Ay daha öncesinde... Arayıp beni dedi ki bir sonraki bölümde İdil'i konuk alıyorsunuz. Ya bir hisset evet. Demiştim. Valla dün öğrendi ya. Her şekilde İdil'e yine de teşekkür ediyoruz geldiği ve bizi kırmadığı için. Bu arada kendisi Legato Production bütçe ve finans sorumlusudur. Ve bardak sponsoru. Aynen neden 5 parasızız belli oldu. Bardak. Kupaları da kendisi sağ olsun tasarlattı, yaptırdı. Kesinlikle. Ya bu kadar görmemişlik yapmayın. Ya sen zaten görmemişsin. Evet, fazla uzatmadan başlayalım. Son derece sansasyonel ve bir o kadar da nitelikli ve kıymetli bir eserle bugün buradayız. Eserin sansasyonel oluşu, yazılıp yayınlandığı ülke İran'da iki kez hükümet tarafından yasaklanmış olmasına karşın İran tarihinde en çok satan roman olma başarısını göstermesinden kaynaklı. Birkaç sene evvel Twitter'ın yasaklandığını Twitter'dan öğrenmemiz gibi. Yazar Parinush Sani pek çok romanı olan oldukça deneyimli, usta bir kadın yazar. 2003'te ilk kez İran'da piyasaya sürülen Mevsim Hep Sonbahar adlı romanı ise onun ilk eseri. İlk eseri olmasına karşın Parinush Sani Mevsim Hep Sonbahar'la dünya çapında büyük ses getirmeyi başardı. Roman tam 26 dile çevrildi. 2013 senesinde yapılan kitabın İngilizce baskısı Amerika menşeli uluslararası bir edebiyat dergisi olan World Literature Today tarafından 2013 yılının öne çıkan 75 eseri arasında gösterildi. 2010 senesinde yapılan İtalyanca çevirisi ise Giovanni Boccaccio adına verilen Boccaccio ödülünü kazandı İtalya'da. Eser bunun dışında da dünya arenasında birçok ülkede edebi ve ticari başarı elde etti. Görüldüğü üzere ülkesi İran'da, ana vatanı İran'da yasaklanmış olmasına karşın eser ne kadar başarılı aslında. Ki İran'da yasaklanmış olması aslında şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü kadın haklarını kendine malzeme eden, erkek egemen ve din egemen toplumlardaki zorbalığı ve kötü gidişatı malzeme eden bir eserin İran'da ortada Doğu'da güle oynaya karşılanması beklenemezdi. Kesinlikle zaten. Kesinlikle beklenemezdi. Bu arada Türkiye'de de baskısı yok yani. Yasaklı değil ama baskısı yok. Yine kolay ulaşılmayacak bir kitapla İkinci buradayız. İkinci el aldım be. İkinci el o kadar para verdim ben lütfen. Şimdi hikayeye genel bir bakış atalım. Tabii spoiler'a fazla yer vermeden.
Mevsim Hep Sonbahar romanı 1979'daki Şah Devrimi'nden önce başlayıp İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar geçen süreçte ve sonrasında o dönemin toplumsal atmosferini 15 yaşındaki bir genç kızın gözünden anlatan bir hikaye. Asıl karakterimiz Masume. Bu kız 15 yaşında. Hayattaki tek amacı okumak. Ama oranın koşulları, kumdaki koşullar sadece belli bir yere kadar, yani ortaokul sayılacak kadar bir yere okumaya izin veriyorlar. Evet, İdil'in de ifade ettiği gibi Masume'nin tek tutkusu okula devam edebilmek. Ki İran şartlarında bir kızın zaten ortaokula kadar okuması bile mucize kabiliğinden bir şey. Masume ve ailesi İran'ın güneybatısındaki bir taşra kenti olan Kum şehrinde yaşıyorlar. Kum şehri İslam'ın Şiilik mezhebinin merkezi olarak kabul edildiği için kutsal bir yer ve haliyle yerel halkta fazlasıyla tutucu. Yani kadınların çoğu çadorlu, kara çarşaflı. Olmayanlar kesinlikle başörtülü. Hatta şehir dışından kuma gelecek kadınlar başlarını örtüyorlar şayet açıklar ise. O derece tutucu bir... Başörtü bile şey sayılıyor onlarda. Kesinlikle. Kötü bir izlenim veriyor. Tesettürden sayılmıyor yani. Sadece kesinlikle kara çarşaf kabul ediliyor. Aynen yani öyle. Kum şehri oldukça bağnaz bir şehir. O dönemin İran hükümdarı Şah Pehlevi'nin Beyaz Devrim adıyla uygulamaya koyduğu bir dizi reform hamlesi sonucunda 1963 yılından itibaren İran'da kent ve kır hayatı büyük değişimlere uğruyor. Şah Pehlevi, İran'ı modernleştirme, muasır medeniyetler seviyesine taşıma yolunda yüzünü batıya dönüyor ve ABD ile İngiltere ile sıkı ilişkiler kuruyor. Fakat toprak reformu ve diğer iktisadi düzenlemeler İran'da başarısız sonuç verince kırsalda yaşayan halk kente göçmeye başlıyor. İşte böyle bir atmosferde Masume ve ailesi Kum şehrinde artık hayat ve gelecek kalmadığını fark ederek Fırsatlar şehri başkent Tahran'a taşınmaya karar veriyorlar. Masume'nin babası şehir değiştirdiklerinde orada kardeşiyle birlikte bir iş kurabileceklerini düşünüyor. Oğullarının da orada bir meslek sahibi olabileceklerini düşünüyor. Masume'nin abileri Mahmut ve Ahmet Tahran'a taşınma konusunda aslında çok istekliler. Çünkü Tahran Fırsatlar şehri ve bir metropol olduğu için o koşullarda, İran koşullarında rağbet gören bir şehir. Her şey orada. Tüm yaşam dinamikleri orada. Fakat bir çekinceleri var. Şimdi Tahran özgür ve modern bir şehir olduğu için kadınların mesela çoğu başı açık gezebiliyorlar. Erkeklerle rahatça dolaşabiliyorlar nispeten İran'ın daha kırsal bölgelerine kıyasla. Şu yönden endişeleri var abilerin. Bizim Masume ve Masume'nin bir küçüğü olan Fato kız kardeşi ahlaksızlaşırlar mı acaba Tahran'a gittiğimizde? Yoldan çıkarlar gibi çıkarlar düşünceleri var. Hafif meşrep olurlar mı diye. Bu yönden çekinceleri var yobaz heriflerin. Bu yüzden Tahran'a taşındıklarında Ahmet ve Mahmut Masume ile Fato'yu göz hapsine alıyorlar. Kesinlikle. Yobaz herifler ama kendileri her türlü çamı deviriyor. Her türlü naneyi yiyor yani. Bir de Masume'nin annesi var. Bu da yobaz ve cahil bir kadın. Yobaz ve cahil ve yani çocuklarından farklı bir şey düşünmüyor. Yani tek düşüncesi oğullarının iyi olması. Sadece oğullarını düşünen bir insan. Okula gitmesinin uygun olmadığını, kızın evde oturması gerektiğini ve hani bir yere gidecekse, bir okula gidecekse bunun dikiş kursu olması gerektiğini düşünen bir insan ki evlenince kocasına bir şeyler diksin evde bir şeyler yapsın. Annesinden bir destek görmek bir kenarda dursun. Aynı abilerinden gördüğü muameleyi görüyor Masume annesinden de. Aynen. O da 15 yaşındaki bir genç kızın evde oturup taliplerini beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar acı. Masume günlerce ağlayarak babasına bir şekilde babasını ikna etmeye başarıyor. Çünkü aslında o adamın içinde de kızını çok seviyor ama bunu yansıtmasının doğru olduğunu düşünmediği için ataerkil toplum bunu yansıtmıyor. Ama aslında kızını çok sevdiğini kitabı okurken hissedebiliyorsunuz. Hatta oğullarından da koruyor. Sonunda izin almayı başarabiliyor yani. Yani okula devam edebilmek için Masume izni babasından koparıyor. Aynen. Ve çok da başarılı olduğunu görünce babasını gururlandırıyor. Ama tabii bu toplumda ayıp sayıldığı için bunu hiçbir zaman belli edemiyor. Babası izin veriyor ama tabii ne yeminler ettiriyor. Hani şerefim, namusum, iffetim uğruna diyor. Ve tek bir şart koşuyor. Başörtüsü takmak zorunluluğunda. Masume sevinçten deliye dönüyor tabii ki okula gitme iznini koparınca babasından. Liseye gitmek onun için ulaşılamayacak bir hayal gibiydi oysa öncesinde. Yaklaşan, onu bekleyen kıyametten, felaketten habersiz elbette.
Masume günün birinde okula giderken, başörtüsü başında, başı önde okula giderken, mahalledeki eczanenin kalfası olan Sait adındaki kendisinden birkaç yaş büyük delikanlıyla göz göze geliyorlar. Ve o kısacık bakışma anında ikisi de birbirinden fena halde etkileniyor. Bu arada Sait herkesin göz bebeği durumunda. Yani bölgede yakışıklılığıyla biraz ün salma durumu var Sait'in. Evet. Sana benziyor yani. yok Ahmet'e benziyor. Abi patronu kayıracağız yani. Başka yolu. Aşkım seni bu kadar. Ama Masume babasına verdiği sözden, yeminden ötürü ve abilerinin korkusundan dolayı elbette çocukla hiçbir temasa geçme noktasında girişimde bulunamıyor, cüret edemiyor buna. Masume'nin kalbi yerinden çıkacakmış gibi olsa da eczanenin önünden her geçtiğinde bir baş selamı bile veremiyor çocuğa. Çocuk da ondan beter, Sait de ondan beter, o da utangaç ve saf bir çocuk. Öyle sürüncemede bir durum peyda oluyor. Şimdi Masume'nin o an aşka anlatım biçimi beni gerçekten çok derinden etkiledi. Hayatımda hiç kimseye karşı böyle şeyler hissedemediğim şansla kendimi suçladım. Çünkü o kadar güzel anlatmış ki aşkı. Yani hiç tanımadığın, adını bile bilmediğin bir insanın sadece görünüşünden etkilenip, yani hislerinden, bakışlarından etkilenip bu kadar çok söz yazabilmesi kesinlikle beni gerçekten çok derinden etkiledi. Biz harika aşık olmamışız. Ama en nihayetinde eczane kalfası Sait içindeki hisleri daha fazla dizginleyemeyeceğini fark edip bir ilan aşk mektubu yazıp, adını bile bilmediği Masume'ye bir mektup yazıp arkadaşı vasıtasıyla ulaştırıyor ona. Ama bunu Masume'yi bir aydan fazla görmediği, ayağı kırıldığı tabii, için tabii, evet, dolayısıyla yazıyor. Masume'nin bir ayak incitme olayı durumu başına geliyordu ve evde kalıyordu, okula gidemiyordu bir ay kadar. Sait'i de cesaretlendiren şey aslında onu görememiş olmasıydı. Kesinlikle doğru söylüyorsun, unutmuştum, teşekkür ederim. Sait bir ay kadar Masume'yi her sabah okula giderken göremeyince büyük telaşa kapılıyor ve bu motivasyonla mektubu yazıyor aslında. Masume aldığı mektupla hislerinin karşılıklı olduğunu öğrenince mutluluktan kendinden geçiyor. Ama ne yazık ki hayatını karartan olaylar silsilesi de bu mektupla zaten başlıyor. Masume Sait'in yazdığı mektubu çantasında unutunca olaylar kopuyor. Abusi bu mektubu buluyor ve... Kızılca kıyamet kopuyor. Kızı öldüresiye dövüyorlar ama öyle böyle bir dövmek değil, ağzı burnu kan içinde, yani düşmana saldırır gibi saldırıyor Ahmet Masume'ye. Mahmut'sa biraz daha, Mahmut bu arada biraz dini yöne daha fazla ağırlık veren ve kendisini aile üyelerinden bile soyutlayacak düzeyde tasavvufu adamış bir adam olduğu için Masume'ye şiddet uygulamıyor. Ona şiddet uygulamaya bile tenezzül etmeyecek kadar iğreniyor aslında kız kardeşinden Mahmut. O da öyle bir psikopat. Sonra eline bıçağı alıyor. Abisi Ahmet evet Masume'yi dövdükten sonra eline bıçağı alıyor ve Sait'i bıçaklamaya gidiyor. Ve ondan sonra Sait'ten haber alınamıyor. Ahmet Sait'i bıçaklayıp yaraladıktan sonra, bu arada bıçaklama dedik de yani bir çizik atıyor sadece çünkü çevre esnaf müdahale ediyor daha fazlasına müsaade etmeden. Sait canını kurtarmak adına kaçıyor elbette. Sonra çalıştığı eczanenin sahibi olan eczacı adam da onun şehri terk etmesi gerektiğini söylüyor başına bir iş gelebileceği için. Çünkü Masume'nin belalı abisi Ahmet her şeyi yapabilecek potansiyelde bir adam. Sait şehri terk ediyor. Masume ise günlerce yataklara düşüyor, hastalanıyor. Hem Sait'i düşünerek üzülüyor çünkü Sait'ten haber alamıyor ve Ahmet Sait'e ne yaptı bilmiyor, evet. Öldüğünü zannediyor. Çünkü sadece kanlı bir bıçak görüyor Ahmet'in elinde. Muhtemelen öldürmüştür diye düşünerek kendinden geçiyor, kaybediyor kendini. Günlerce hasta yatağında kalıyor. En nihayetinde Masume hiç tanımadığı bir adamla zorla evliliğe mahkum ediliyor. Bir an önce kızın adı çıkmadan onu evlendirmeye çalışıyor ailesi. Özellikle de Ahmet'in zoruyla tabii ki. Bir an önce hani evlensin gitsin bizim adımızı. Bu namus adımızı... derdinden kurtulalım aynen, istiyorlar. Aynen aynen öyle. Çünkü kadın bir dert onlar için zaten başlı başına. Dediğimiz gibi Masume perişan bir vaziyette. Hatta bu olaydan sonra intiharı bile düşünüyor. Babasının da desteğini kaybediyor çünkü anlayışlı, duyarlı babası da onun üzerinden desteğini çekiyor. Abilerinin eline bırakıyor. Doğru. Masume hiç tanımadığı Hamit adında bir adamla zorla evlendiriliyor. Ve hikayenin esas sürprizi ve salvosu da zaten burada kendini gösteriyor. Masume abileri gibi kaba, dayakçı, cahil bir adamla evlendirildiğini sanırken sonradan öğreniyor ki
Evlendirildiği adam Hamit, Şah rejimine muhalif, devrimci bir örgütün gizli üyesi. Aynı zamanda koyu bir komünist ve aynı zamanda kadın hakları savunucusu, bir hukuk mezunu. Bu çok büyük bir sürpriz oluyor Masume için. Ve o da Masume gibi bu evliliğe zorlanmış. Ailesi de şöyle düşünüyor. O komünist arkadaşlarından uzaklaşması için bunun bir kaçış yolu olduğunu ve evine daha bağlı bir erkek olması umuduyla bu evliliği zorlanıyor. Aslında ikisi de zorlanıyor evliliğe. Tabii ailesi de Hamit'i tehlikeli siyasi eylemlerden uzak dursun diye bir an önce başını bağlamak niyetindeler. İşte esas hikaye zaten buradan sonra başlıyor. Buradan ötesine çok değinmeyeceğiz spoiler'a girmesin diye düşünerek. Buraya kadarki kısmı spoiler'dan sayılmaz çünkü hikayenin henüz girişi tüm bu anlatılanlar. Tanıtım bülteninde bile bir kısmı zaten yer alıyor. Masume ve Hamit'in bu evlilikte bir değil iki mağdur olduğunu öğrenmeleriyle birlikte aralarında çok ilginç bir dayanışma başlıyor ailelerine karşı. Bir mağduriyet dayanışması. Başında anlaşma yapıyorlar. İkisi de birbirlerinin hayatlarına asla karışmıyorlar. Aynen öyle. Daha doğrusu Hamit diyor ki sen benim eylemlerime, siyasetime karışma. Ben de sana bir İran erkeği gibi davranmayayım. Aynen. Yani okuluna gidebilirsin. Yani aslında hedef okul olduğu için okula gitmesini kabul ettiğinde tabii. Diyor ki ben de sana karışmayacağım. Aslında çok karlı bir anlaşma. Masume okula devam edebiliyor ki tek isteği zaten o. Hamit de istediği gibi yer altında devrim çalışmalarına devam edebiliyor. Bir yandan Masume'nin Sait'i unutup Hamit'e alışma çabası, diğer yandan Hamit'in siyasi faaliyetleri, tehlikeli planları, Şah rejimini devirmeye yönelik tasarıları ve her ikisinin kişisel açmazları, birbirine bu kadar uzak, birbirine bu kadar yabancı bir çiftin acayip evlilik deneyimi, gerçekten çok farklı deneyimler aktarıyor hikaye bize. Hiç belki aklımıza gelmeyecek, böyle bir şeyin içinde bulunduğumuzda nasıl bir tutum sergileyeceğimizi bilemeyeceğimiz deneyimler aktarıyor bize Parinish Sani. Parinish Sani'yi, ya bu kadının isminin telaffuzu çok zor. Bu kitabı ve Parinish Sani'yi yazar olarak kıymetli kılan esas unsur, bir karakterin kişisel dramını anlatırken aynı zamanda bir ülkenin toplumsal yapısına, siyasetine ve tarihine de ışık tutabiliyor olması ve bunu zorlama bir metotla değil, gayet doğal bir hikaye akışı içinde verebilmesi. Aynen. Toplumla bireyin kaderi arasındaki o koparılamaz bağı o kadar derinden hissettim ki kitabı okurken. Ki ben bunu 2018'de askerde Siirt Pervari'de okumuştum ilk kez. Şimdi incelemesini yapacağız diye tekrar üzerinden geçtim. Yani o dağın başında bir İranlı genç kızın dramına tanık olmak benim için enteresan bir kaçıştı. Ve klişe coğrafya kaderdir sözünün de bir ispatı niteliğinde aslında bu hikaye. Nihayetinde Masume aslında kendi için, kendi arzuları doğrultusunda yaşayamayan bir insan. En başta ailesi, anne babası, abileri için yaşıyor ve asla kendi hayatına odaklanamıyor. Bir kadının Orta Doğu'da kendi arzularının doğrultusunda yaşaması imkansıza mümkün yakın bir şey. Dediğin gibi senin de az önce küçüklüğünde, genç kızlığında ailesinin tahakkümünde, sonrasında evlendiğinde kocasının siyasi emellerinin tahakkümünde yaşamak durumunda kalıyor. Bazı şeyleri çok garipsiyor. Fazlasıyla. Hani... Ya siyaseti bu kadar hayatının odağına yerleştirmesi Hamit'in Masume'yi çok şaşırtıyor ve Hamit'in bu yaşamın şifresini çözdüm tavırlarını aslında pek de ciddiye almıyor. Çünkü siyaseti o kadar kritik bulmuyor Masume. Yaşamın başka zevklerinin olduğuna inanıyor. En nihayetinde de söylememizin spoiler'a gireceği başka bir takım şeyler uğruna yaşıyor Masume yine. Yaşamının tümünde kendi arzuları, istekleri doğrultusunda yaşayamıyor. Finalde Masume artık ihtiyar bir kadın olduğunda ilk kez hayatını kendi için yaşama şansını ele geçiriyor. Fakat bu şansı da yine değerlendiremeyip el alemin, toplumun, sevdiklerinin kendine bakışının değişeceğini düşünerek gönlünden geçenden feragat ediyor bir kez daha. Yani hakikaten Duygu Asena'nın dediği gibi kadının adı yok bu coğrafyada abi. Bu coğrafyada kadın olmak hakikaten büyük talihsizlik. Duygusal kim? Bu arada hikayeyle alakalı birkaç naçizane gözlem ve tespit aktarmak istiyorum. Görüyoruz ki bu romanda doğuda kadının en büyük düşmanı yine kadın.
bir başka kadın. Hatırlıyor musun? Kum şehrinden Tahran'a taşınmaya niyetlendiklerinde Masume'nin bir an önce evlendirilip Tahran'a giderken yanlarına alınmaması için ilk bu fikri dile getiren Masume'nin babaannesi. Buna ilk destek veren de Masume'nin annesi. Daha henüz abileri bu fikri dillendirmemişken. Mesela Masume'nin cahil annesi oğlu Ahmet'i hepsinden kayırıyor. Kızı Masume'den özellikle. Mesela her gece eve alkolü gelmesine rağmen türlü bahaneler uydurup yok dişi ağrıyor, yok şöyle, yok böyle diyor. Ama Masume'yi değil kayırmak bir kez bile alttan almıyor. Her şeye bir sözü var ve her seferinde kızını aşağılıyor. Yine mesela Ahmet Tahran'a taşındıklarında karşı komşuları olan dul bir kadınla aşna pişne yaptığı zaman hiç kimse buna tepki göstermiyor erkek olduğu için. Ona laf söylemiyorlar. Oysa Masume çador yerine başörtüsü giymek istediğini söylediğinde onu namussuz kabul ediyorlar. Aynen öyle. Hafif meşrep olduğunu söylüyorlar. Masume bu hayattan, bu baskılardan sıkıldığında sık sık içinden şunu geçiriyor. Keşke Zeri yerine ben ölseydim. Zeri bu olaylar yaşanmadan önce daha Masume 8 yaşındayken difteri diye bir hastalıktan ölen kız kardeşi oluyor. Ve kendini ne zaman bunalmış hissetse Masume, Zeri'nin yerine keşke benim canımı alsaydın Allah'ım diye dua ediyor yani. O kadar zorda ki ölmeyi arzuluyor. Zaten kendi ölümü olduğunda ailesinin acı çekmesi için. Tabii intihara niyetlendiğinde motivasyonu şu, içinden şunu geçiriyor. Ben öldüğümde acaba o annem ne yapacak? Kafasını taşlara mı vuracak? Babamın suratı ne hale gelecek? O Ahmet'le Mahmut ne hissedecekler? Yani onların çekeceği ızdırabı düşünerek intihara onlara acı çekmek istiyor aslında. Aynen öyle. Bu arada Zeri'nin ölümü de aslında doğuda kadın olmanın zorluğuna örnek niteliğinde bir ölüm. Zeri difteriye yakalandığında onun için eve doktor çağırmıyorlar. Babaanne kendi yaptığı koca karı ilaçlarıyla, karışımlarla kızı iyileştirmeye çalışıyor. Masume'nin annesi durumun ciddiyetini gördüğünde artık yalvararak babaanneye, kocasının eşine bir doktor çağıralım, çocuk ölecek. Ölüm döşeğinde çocuk dediğinde babaanne diyor ki kız için doktor mu çağrılırmış eve? Kızlara bir şey olmaz. Benim karışımımla şimdi o birazdan ayağa kalkar. Sen git sofrayı kur. Birazdan kocan ve oğulların gelecek. Aynısını ayağa kırıldığında Masume'ye de yapıyor. Için, aynen öyle, aynen öyle. Ve kırıkçıya götürüyorlar. Bak şunu hemen hatırladım, unutmuştum. Dedik ya, sen de söyledin hikayenin başında, anlatımın başında. Masume'nin babasının Masume'ye karşı anlayışlı, duyarlı, hoşgörülü olmasının bir sebebi de Zeri'yi bir ihmal sonucu kaybetmeleri. Babasında bir suçluluk, pişmanlık hissi var. Bu yüzden Zeri'ye gösteremediği ilgiyi Masume'ye anlayış göstererek telafi etmeye çalışıyor aslında. Bak onu hatırladım şimdi. Dediğimiz gibi tekrar altını çizelim. Hikaye aynı zamanda... Ne yapıyorsun? Köyün delisi ya. Daha evvel de bahsettiğimiz üzere kitap aynı zamanda 1979 yılındaki Şah Devrimi ya da bir diğer adıyla... Abi komik bir şey değil ki, ben anlamadım ya. Yani küme düşmek namussuzluk değil ki diyordu Ankara Ankara Gücü'nün teknik direktörü vardı abi. Bir sezon önce mi, iki sezon önce mi? Deliye bak, nelerler demeye başladı galiba. Abi Ankara Gücü küme düşmek üzereydi. Hatta garantiydi düşeceği. Son basın açıklaması maçtan sonra adamın. Ya kas şapkalı bir adam, ismi neydi ya? Şimdi adam gergin bir konuşma yapacak basın toplantısı. Ne söyleyeceğini muhtemelen hani bilemedi adam. Artık küme düşmüşsün, banko ne söyleyebilirsin? Çıktı şey dedi. Yani küme düşmek namussuzluk değil ki. O an bir Ankara Gücü taraftarı olduğunu düşünsene. Yani hani ne diyebilirsin ki? Evet, en büyük Fenerbahçe. Hadi devam et. Gördük mü yakışın? Tamam. Evet. Daha evvel de bahsettiğimiz üzere kitap aynı zamanda 1979 yılındaki Şah Devrimi'ni ya da bir diğer deyişle İran İslam Devrimi'ni de tüm detaylarıyla içinde barındırıyor. Devrim sürecinde komünistlerle dindarların Şah Pehlevi'yi devirmek için nasıl işbirliği yaptığını, Şah devrildikten sonra demokratik seçimle göreve getirilen ve İran İslam Cumhuriyeti'ni kuran İslamcı Ayetullah Hümeyni'nin devrimden önce birlik olunan solculara nasıl ihanet edip onları nasıl katlettiğini, Şah zamanında Batı'yla kurulan sıkı ilişkileri nasıl kökünden bitirdiğini, İran'ı göz göre göre nasıl yüzlerce yıl geriye götürdüğünü,
kadınlara çadoru, kara çarşafı zorunlu kılışını, muhalif medya kurumlarını bir bir kapatmasını, şah zamanında devlet görevlisi olan kişileri idam ettirişini ve o dönemdeki ekonomik krizi, enflasyonu birer birer satır aralarında okuyoruz. Hatırlıyor musun, hikayenin bir yerinde Hamit şöyle söylüyordu Masume ile konuşurken: bizim toplumumuzda, ülkemizde devrim kültürü, devrim bilinci yok. Bu sebeple şah rejimini ortadan kaldırmış olsa bile bu halk devrimle yerine doğru bir sistem inşa edemediler. Bu sözün ne kadar haklı olduğunu zaten hikayenin devamında İslamcı Hümeyni, Ayetullah Hümeyni başa geçtiğinde hukuksuzlukların, zorbalıkların katlanarak devam etmesiyle anlıyoruz. Mesela şu da var. Masume'nin iş arkadaşı olan Bay Şirzadi diye bir adam vardı. Evet. O da devrim yanlısı, şah muhalifi bir adamdı. Ve çok coşkun bir devrimciydi aslında. Yerinde duramayan bir devrimciydi yaşına karşın, yaşlı bir adam olmasına karşın. Şah rejimi İran'da devrildikten sonra ülke dışına yerleşmişti. Evet. Arkadaşları da şaşkınlıkla ona demişlerdi ki, ya senin yıllardır kurduğun hayal gerçek oldu. Rejim, şah rejimi devrildi. Niye ayrılıyorsun ülkeden? Bay Şirzadi çok acıklı bir cevap veriyordu. Diyordu ki, yıllardır hayalini kurduğum şey bir yanılgıdan ibaretmiş meğer, diyor. Yani Hümeyni yönetiminde yaşanan olumsuzlukları ve tüm kanunsuzlukların devam etmesini gördüğü için. Diyor ki, bu benim umudumun öldüğü andır, diyor. Ve ülkeyi terk ediyor. Yeterince gelişmemiş, kültür ve eğitimden yoksun toplumlarda devrim aslında sadece görüntüsel bir eylemdir. Devrilen sistemin yerine halk ya onunla eşdeğer ya da ondan daha beter bir şey inşa eder. Çünkü daha iyisini ortaya koyacak bilinçten yoksundur. O yüzden zaten Jean-Jacques Rousseau da Toplum Sözleşmesi'nde diyor ya, toplum her zaman kendisi için en iyi olanı ister ama kendisi için neyin en iyi olduğunu çoğu zaman bilemez. Bu minvalde bir şeydi. İran'da da halk monarşiyi, saltanatı, şah rejimini ortadan kaldırıp yerine İslamcı Ayetullah Hümeyni'nin iktidarını getiriyor demokratik seçimle, fakat gelen gideni aratıyor. Sekülerler nefes alamaz hale geliyorlar İran'da. Enflasyon patlıyor vesaire vesaire. Ya hadi git, hiç sigaranı gelme hadi. Hadi dalga geçiyorum hadi. Ama düşme. Bu arada benim geçenlerde aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Günün birinde bu programı finalleyeceğiz ya. Evet. Final bölümünde bitiş müziği olarak şey, senle beraber. Gerçekten öyle olabilir. Gerçekten çok güzel olmaz mı? Ama telife takılırız işte. Ya ben hallederim. Parası neyse verip. Ben hallederim. Ya bir sürü hinlikleri var, ben hallederim. Sözcüklerin ötesinde bitti. Senle beraber. Ve o bölümü de konuklar beni alsan. Zaten öyle anlamlı olur. Başka şekilde olmaz. O filmi sevmiyorum ben ya aslında. Ben seviyorum ya. Kült sonuçta işte. Kaybedenler kulübü. Kült abi sonuçta. Yani şöyle, filmi izlerken çok dalga geçiyorum. Ya şundan ben de dalga geçiyorum. Amerikan Rock'n'Roll havalarında falan filan şimdi işlemeyecek bir havalar. Radyocu kadın diyor ya zaten, genel yayın yönetmeni midir nedir bir kadın var. Aynen öyle. Amerikan Rock'n'Roll. Amerika değil, yedirirler bu 70'ler hippie ayaklarını. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum, çünkü hem bizim kültürümüz ona uygun bir kültür değil. Aynen. Bir de şimdi 90'larda daha kabul görüyordu. Yani. Sen bir de onu 2022'de 2021'de yani şu tarihlerde yapmaya çalışsan 90'lardaki yapılan negatif olan şeyler şu anda minik çok kalır. Güzel. Şu anda o kadar daha özgür konuşamazsın, o kadar özgün yayın yapamazsın. Binlerce şeyler. Her şey geç. Gidip Harley Davidson'ı alamazsın. Bu arada bu makaleye katılmıyorum. Her zaman şey diyorlar ya, ya bu nasıl kaybeden adamın Harley Davidson'ı var. Onun sebebi zaten o değil. Kazanmak için her yol mübahtır mantığına karşı bir şeydir o. Kazanmak için her yol mübah mıdır? Çocuk öldürür müsün kazanmak için? İşte. Birini vurur musun? Senle bunu hatta Asrik'in önce konusunu geçirmiştik. Birini öldürmek veya birini öldürmemek. Şu söze daima katılmışımdır. Karamazov kardeşlerle geçiyordu galiba. Bir masumu öldürmektense 10 suçluyu bağışlamak yeğdir. Ama en güzel olan taraf, bugün en güzel olan tarafı, artık havada ısıtıcı bir stajyeri var. Şu anda kameranın arkasında stajyerimiz Sudanur Göksel var. O bizim yeni stajyerimiz. Bir görseniz ne kadar yetenekli, ne kadar akıllı, uslu, terbiyeli bir çocukcağız. Adeta Türkiye'nin geleceğine dair umut aşılıyor bizlere. Ne o, neymiş ha? Ne yeterli? Yeterli yani. Ha, beni övmeyin. Bir o kadar da kalender. Beni evet. Övsene biraz. Yani az önce ezan okunurken sigara içtin. Sana ne diyeyim ki ben sana şimdi yani? Yani günün sonunda
Allah hepimizin belası, Allah hepimize hidayet versin. Canım sıkıldı gerçekten. Keyfim kaçtı. Evet. Vallahi tadım kaçtı. Sözcüklerin Ötesinde'nin 5. bölümünü burada noktalayalım. Bir şey diyor musun? Hemen buraya Legato Production'ın kurucusu olan. Buraya bir sevgilimle fotoğrafımı alabilir miyim? Tek koyulmaz ama tamam, benle birlikte şuraya. Tamam, patronun fotoğrafını koyalım ama kuruluşundan bizim de emeğimiz canım var. Sevgilim. Diye şey canım sevgilim. Pol çaldı bize. Yani pol çaldım. Canım sevgilim. Seni çok seviyorum. Bu hayatta en çok seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ya hiç olmasaydın mesela Serdar'ı tanıyamazdım. Burada seni övdüm Serdar. Seni çok seviyorum. Yani yarın bir gün ayrılırsak bu video muhtemelen kanalda durmaz, kaldırılır ama olsun. Buraları kesip atarsınız. Çok seviyorum. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.